hemşehrilerim. Okullaşma bakımından da 2019-2024 son derece başarılı bir dönem oldu. Hepiniz biliyorsunuz, birlikte yaşadık. En başta belediyemizin yanındaki Fatma Süslügil İlkokulu, Ayhan Şahenk Ortaokulu, Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi, Merkez Efendi İlkokulu, Reşat Tardı Ortaokulu, Sümer İmam Hatip Ortaokulu bizim dönemimizde yıkıldı ve yeniden yapıldı. Belediyenin yanındaki Ayhan Şahenk ve Fatma Süslügil örnek bir proje oldu. Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi bizim tamamladığımız bir okul oldu. Zeytinburnu'muza iki yeni okul kazandırdık. Birisi öğretmen evinin yanındaki Erhan Dedeoğlu, ki geçtiğimiz günlerde rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir de Kazlı Çeşme'de yine bir hayırsever tarafından yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Şu anda devam eden Devizli Bağ Mesleki Eğitim Kampüsü'nde üç büyük okulumuzun inşaatı devam ediyor. Bunun dışında Maltepe Mahallesi'nde, Merkez Efendi Mahallesi'nde ve Ambarlar'da üç okulun daha inşaatı devam ediyor. Bunlar tamamlandığında Zeytinburnu tekli eğitime geçmiş olacak. Ancak bütün bu planlamaların yanında Çırpıcı Veli Efendi'de büyük bir okul eksiğimiz var. Her Çırpıcı Veli Efendi'ye gittiğimde hemşehrilerimiz benden bu civara bir okul talep ettiler. Bu bölgeyi hatırlayacaksınız. Burası halı sahanın olduğu bölge. Şurada bizim yardımcı olduğumuz özel sektör tarafından başlatılan ve akim kalan, bizim canlandırdığımız kentsel dönüşüm projesi var. Burada halı saha var. Buranın mülkiyetinin %88'i belediyemize geçti değerli hemşehrilerim. Kamulaştırmasını yaptık. Geri kalan kamulaştırmayı da tamamlayıp önümüzdeki dönem bu bölgeye ilk orta ve liseyi kazandıracağız. 24 destekli okulun hayırseveri hazır. İnşallah hayırsever bulamazsak Valilik, Milli Eğitim Bakanlığı'na veya bir yol ve yöntem bularak o bölgenin okul ihtiyacını da karşılayacağız. İnşallah şimdiden Zeytinburnu'muza, Veli Efendimiz'e, Çırpıcı Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.